Merhaba, Gerçeğe Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda insanın iradesini inceliyoruz. İnsani iradenin kendisini önce hak olarak dünyada, fiili dünyada var ettiğini göreceğiz. Hak kavramını inceleyeceğiz ve bunu anlamaya çalışacağız. Aklı öncelikle ruh alanında inceledik. Ruh videolarında, ruh alanındaki videolarımızla bunu inceledik ve onun ortaya çıkışını, kendinde varlığını ruh olarak, insan ruhu olarak ele almıştık. Şimdi bu insan ruhu artık iradi alanda kendisini var edecek, kendisini dünyada var edecektir ve bunu ilk olarak, ilk aşamada haklarıyla var edecektir. Yani iradenin, insan ruhunun bir hakkı vardır ve bu haklar ilk olarak onun dünyadaki varlığının karşımıza çıkan görünüşü diyebiliriz. Hak ile birlikte artık insan iradesinin soyut olarak özgürlüğünü koyduğunu görüyoruz. Artık insan iradesinin hakları vardır. İnsan iradesinin her gelişim basamağının kendine has hakları vardır. Kendine özgü hakları vardır. Bu haklar evrensel insan hakları olarak bugün günümüzde toplumlarca kavramsallaştırılmaya çalışılmaktadır. Ya da hukuki haklarımız olarak toplumsal yaşamda haklarımız karşımıza çıkmaktadır. İnsan ruhu zaten özgürdür. İnsan iradesi özgürdür ve özgür olduğu için de hakka sahiptir. Hakkı insan ruhunun ayrılmaz bir parçası olarak, insan iradesinin, insan kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek gerekir. Bak sen. Bu konuda dışsal açıklamalar getirmeye çalışmak, insan özgürlüğünü ya da insan hakkını başka insanlar üzerinden gerekçelendirmeye çalışmak dışsal bir yöntemdir. Doğru bir felsefi ve akılcı bir yöntem değildir. Rousseau ve Kant'ın bu yöntemi kullandığını görüyoruz. Yani insanın özgürlüğünün sınırını başka insanın özgürlüğünün başladığı yerde tanımlıyorlar. Bu tanım tabii ki de kendi içinde bir doğruluk içermekle birlikte özgürlüğü dışsal olarak insan iradesinin dışında arayan bir çabadır. Oysa az önce söylediğimiz gibi özgürlük zaten insana içseldir. İnsanların hepsi doğuştan haklara ve özgürlüğe sahiptir. Bunun için başka insanlarla karşılaşmaları, başka insanlarla kıyaslanmaları, başka insanların özgürlükleriyle karşılaştırılmaları gerekmez. Özgür olabilmeleri, özgürlüklerini tanımlayabilmemiz için. Tabii İnsan iradesi hakka sahiptir dedik ama bunun dünyada fiili olarak bir hak olduğunu söyledik. Yani bu zaten kendisinde hakka sahip ama fiili olarak da bu hakkı nasıl gördüğümüzü araştırmamız lazım. Bu hakkın yaşama, fiiliyata nasıl yansıdığını görmemiz lazım. Bu hak ilk olarak nesneler üzerinde bir hak olarak karşımıza çıkar. Yani insan iradesi doğa üzerinde bir hakka, nesneler, doğal nesneler üzerinde bir hakka sahiptir. Bu hakkı ifade eden kavram mülkiyet hakkıdır. İnsan iradesi özgür olarak mülkiyet edinebilir, başka nesneleri kendi mülkü edinebilir, onlara dönüştürebilir, kullanabilir, sahiplenebilir. Hakkın İlk karşımıza çıktığı moment mülkiyet hakkıdır. Bunu mülkiyet videosunda inceleyeceğiz. Ve mülkiyet hakkı biçimsel bir haktır henüz. Bu biçimsel hak kendisini başka iradelerle karşıtlık içinde bir karşıtlık momentine geçer. Kendini ortaya serdiği bir karşıtlık momentine geçer. Burada mülkiyetlerin çatışması ya da mülkiyetlerin ilişkisini göreceğiz. Bu ilişkiyi sözleşme kavramıyla karşımıza çıkacak ve ekonomik ilişkiler değiş tokuş ticaretle artık bir ekonomik yaşam içinde sözleşme kavramıyla mülkiyet hakkını inceleyeceğiz. Burada ekonomi videomuzu ya da sözleşmeler alanı videomuzu inceleyebilirsiniz. Ancak sözleşmeler hala bir keyfiyet içerir. Bu keyfiyet de sözleşmelerin çiğnenmesine, dolandırıcılığa ve suça varan bir ilişkiler karşımıza çıkarır dışsal dünyada. Bu ilişkilerin idealliğine ulaşacağı, hakkın gerçekliğine ulaşacağı alan hakkın kazanılmış bir hak evresine ulaşmasıyla, yani hakkın artık toplumsal yaşamda hukuki olarak korunan toplumsal yaşamda bir gerçeklik haline gelmesiyle, toplumsal olarak bir gerçeklik olarak kabul edilmesiyle bu ilişkiler gerçekliğine kavuşacak. Bu da zor kavramını göreceğiz burada ve sonrasında da kazanılmış hakka ilerleyeceğiz. Yani önce zor aşamasından geçen, sonra da kazanılmış hak olarak karşımıza çıkan hakkın gerçekliğini göreceğiz. Kazanılmış hak videomuzda bu konuyu inceleyebilirsiniz.
Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın, bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.